Liste düzeyini yine buradan da ne yapabiliriz? Liste düzeyini buradan da değiştirebiliriz. İşte liste düzeyini değiştir. Biz 4 seviye tanımlamıştık. İşte buradan da yine girinti tab tuşuyla yaptığımız işlemi buradan da yapabiliyoruz. Yani işte birinci düzeyden dördüncü düzeye kadar yine dördüncü düzeyden tersine birinci düzeye kadar geri dönebiliyoruz. Veya işte yaptınız diyelim ki bu üçüncü düzey değil de mesela dördüncü düzey olacak. İster buradan değiştirin, ister tab tuşuna buradan basın veya böyle seçerek bunları ne yapabiliriz? Düzenleyebiliriz. Girinti artır, girinti azalt. Bunun işte şeyi tabla girinti ne oluyor? Girinti artır oluyor. Shift tabla girinti azalt oluyor. Evet. Yine tablo da yapma ihtiyacı hissedebiliriz. İşte o durumlarda ne yapacağız? İşte şuradan şöyle tüm kenarlıklar ekleyebiliriz. İşte buraya başlık yazabiliriz mesela. İşte Word 2016. Tablo değil de bu kenarlık, yani kenarlık işlemi. Tablo çizme işlemi şurada var. Mesela bu başlık olsun. İşte böyle bunun burada enter yaparsak ne yapıyor? Böyle kenarlıklar ekliyor. Yani bunun dışına çıkmak için şöyle Ctrl Z geri alalım. Ne yapacağız? Şöyle boş bir yere gelip çift tıkladığımızda bu kenarlığın dışına çıkmış oluruz. İşte yine tablo çizme işlemi var. Şöyle tablo çizmek istersek mesela, işte tablo çizdiğimizde bakın ne yapıyor? Burada tablo araçları geliyor. Şimdi Ctrl Z ile geri alayım. Bakın şu dosya giriş, ekle, sayfa düzeni, başvurular, postalar, gözden geçir, görünüm. Bunlar bizim sabit sekmelerimiz. İşte buraya bir tablo getirirsek veya bir nesne eklersek, o nesne veya tablo şekil seçiliyken onunla ilgili bir ne geliyor? Fazladan bir sekme veya birden fazla sekme gelebiliyor. Burada mesela tablo araçları, tasarım ve düzen bir sekmenin altında iki sekme yer alıyor. İşte biz kenarlık böyle çizmekle de ne yapabiliriz? Tablo ekleyebiliriz. İşte işimiz bitince ne yapıyoruz? İşte burada kenarlığa tıklayıp ne yapabiliriz? Tablomuzu şey yapabiliriz. Oluşturabiliriz ya da kalem rengini değiştirebiliriz. Farklı bir kalem rengi seçip yine buradan tablo çize tıklayıp tekrar gelip çizme işlemine devam edebiliriz. Tabii bu tablo oluşturmanın en zor yollarından birisi. İşte yine tasarım kısmında ne var? Tablonun böyle kalemin yine aktifliğini kaybedelim. Burada hazır tablo stilleri var. Bunlardan birini istersek tablomuza veya düz tablo deyip uygulayabiliriz. Yine kenarlık eksik olan kenarlıklar olabilir. Buradan getirebiliriz. İşte gölgelendirme yapabiliriz. İşte şöyle seçiliyken mesela gölgelendirmeler getirebiliriz. Veya silgimiz var. Silgiyle şöyle tutup ne yapabiliriz? Silebiliriz. Yine
işte giriş sekmesinde şurada tablo var. Tablo çiz. Kılavuz çizgilerini yine göster, gizle işlemi yapabiliriz. Tablo çiz dedik. Yine böyle tablo çizdik. İşte düzen kısmında ne yapıyoruz? Mesela düzen kısmında da üstüne ekle derseniz, mesela üstüne satır ekliyor, altına satır ekle, sola ekle derseniz sütun, tabii ki sütun oluşturalım. Tablo çiz, şöyle bir sütun oluşturalım. İşte tablo düzen kısmında ne yapıyoruz? Sola ekle dersek, bakın şu şekilde ne yapıyor? Sola veya sağa ekle derseniz sağına ne yapıyor? Sütun ekliyor. İşte tablomuz seçiliyken şöyle satırları dağıt, sütunları dağıt dersek işte düzgün dağıtma işlemi yapar. Veya işte şöyle seçiliyken otomatik sığdır, içindekileri otomatik sığdır, bakın pencereye göre otomatik sığdır, sabit sütun genişliği diyebiliriz. İşte burada bir ders programı yaptığımızı farz edelim. Şunun başlığı da şey olsun, Office 2016 olsun. İşte Word 2016. İşte veya şöyle günler yazalım. Pazartesi, işte Salı, Çarşamba, Perşembe. İşte buraya gelip Word 2016, işte Word 2016, işte Excel 2016, Excel 2016, işte PowerPoint 2016, PowerPoint 2016, işte Access 2016, Access 2016. Şimdi tablomuz seçiliyken yazıları biraz büyütelim. Böyle. İşte tablonun içinde olduğumuz zaman bakın bu tablo araçları tasarım ve düzen sekmesi aktif oluyor. Boş bir yere tıkladığımızda ne oluyor? Bu gidiyor. İşte içindeyken ne yapıyor? Tasarım ve düzen kısımları ne oluyor? Aktif oluyor. Yine şurada sil kısmı var, bakın sil kısmında neredeyse bakın kursörünüz, yani klavyenin bulunduğu yer neredeyse, satırı sil derseniz satırı siliyor. İşte sola sütun ekledik mesela, işte bunu silmek istersek sütunu sil. Yine hücreleri sil var, hücreleri sola kaydır veya yukarı kaydır, aşağı kaydır diyerek. Bakın tüm satırı, tüm sütunu buradan da silebiliriz. Sola kaydır dersek bakın ne yapıyor? Bu sefer hücreyi siliyor. Şöyle geri alayım. Veya tabloyu sil dersek tabloyu buradan da silebiliyoruz. Tekrar geri alalım. Şimdi yine tablomuz seçiliyken şöyle dört ok işareti çıktığında ne yapıyor? Tablo seçilmiş oluyor. Yani yine seçme işlemini şuradan da, mesela sütun seç derseniz bulunduğunuz alandaki sütunu seçiyor. İşte satır seç derseniz bulunduğunuz alandaki ne yapıyor? Satırı seçiyor. Yine buradan da tablo seç derseniz ne yapacak? Tabloyu seçecek. İşte yazılarımız, yani tabloyu şöyle dört ok işaretiyle tıklayarak da seçebiliriz. İşte burada içindekileri otomatik sığdır, pencereye sabit sütun genişliği dedik. İşte şurada da istersek yükseklik mesela ayarlarını
eşit yükseklikte olsun istersek veya genişlik ayarlarını buraya sayısal bir değer girerek de ne yapabiliriz? Yapabiliriz. İşte satırları dağıt, sütunları dağıt, bu düzgün dağıtılmasını sağlıyor. Yani yine şöyle iki ok işareti çizgi ve yanlarda ok işaretleri var. Bu şekilde de biz ne yapabiliyoruz? Bu aralıkları açıp daraltabiliriz. İşte yine buradan böyle değerler girerek de ne yapabiliriz? Eşit şekilde olmasını sağlayabiliriz. Yine yazılarımızı sol üste, sol ortaya, sağa, yine en ortadakine tıklarsak böyle tablodaki yazıları ne yapıyor? Ortalı hale getiriyor. Yine hücreleri böl, hücreleri birleştir var şu kısımda. Diyelim ki üstüne bir satır daha ekleyelim. Şurada gösterelim. İşte şu satırı mesela seçiliyken hücreleri birleştir dersek, mesela başlık getireceğiz tablomuza diyelim ki, işte bu şekilde hücreleri birleştirebiliriz veya hücreleri bölme ihtiyacı hissedebiliriz. İşte kaç satır, kaç sütun olacaksa buradan belirleyip tekrar bölebiliriz. İşte şuradan silden bu satırı sileyim. Veyahut tablonun belirli bir kısmından sonrasını gelip, mesela şuraya gelip işte tabloyu böl dersek, bakın şu üst taraf ayrı bir tablo olur, alt taraf ne olur? Ayrı bir tablo olur. İşte geri alalım. İşte tabloyu bölebiliriz. Hücreleri birleştir, hücreleri böl diyebiliriz. Ya da bir hücre var diyelim ki, orada hücreyi bölme ihtiyacı hissedebilirsiniz. Mesela üst taraf farklı olacak, alt taraf farklı olacak diyelim ki. Veya seçiliyken böyle bir ayrı hücrelerdir, hücreleri birleştir diyerek birleştirme ihtiyacı hissedebiliriz. Yine yazılarımız şöyle seçiliyken metin yönü var. Metin yönünden öyle yatay ve dikey işte yazılarımızı, mesela başlık kısımları özellikle ne yapabiliriz? Metin yönünü değiştirebiliriz. Yine seçiliyken hücre kenar boşluğu deyip üstten, alttan, sağdan, soldan bu tablo içerisinde boşluklar verebiliriz. İşte yine üst bilgi satırını yenile, burada üst bilgi yok mesela, üst bilgide kullanıyoruz. Ya da metne dönüştür var, ona daha sonra bakarız. Bir de formül kısmı var. İşte formül kısmında da matematiksel hesaplayacağınız işlemler olabilir. İşte buraya bir altına satır ekleyelim. Şu kısım mesela toplam olacaktır diyelim ki. Formüle tıklayıp, tabi burada biraz daha zor. Tabi bunu Excel'de yapmak daha kolay. İşte sayı biçimi ni belirleyebiliriz. İşte buradan sayı biçimi belirleyebiliriz. İşlev yapıştır deyip, bakın böyle işte avaraj, ortalamadır, ne bileyim count sayma, if şart, max minimum gibi işlemleri de seçebiliriz. Burada sum var, above altına topla dedik, bakın şu üsttekileri ne yaptı? Topladı. Tabii matematiksel işlemleri biz Excel'de daha çok ne yapıyoruz? Yapıyoruz. Şöyle Ctrl Z ile geri alayım, bunlara bir bakalım.